İstanbul'da 72 doğumluyum, ben 50 yaşına giriyorum. 88'de ben İstanbul'a geldim. Daha burada biz yeni evdeyken ben o zaman hayat şartları biraz zorladığı için iki teli tarafına geldim, Ayazan tarafına. Eşimi aldım beraber, tekstille orada çalışırdı. Keşke ben orada hiç gelmeseydim. Burada gelmeseydim belki şartlar daha biraz şey olurdu. Ama onlarda iyi niyet yok. Onlarda iyi niyet yok. Biz iyi niyetimizi söylüyoruz. 257 kişiyi yağmur çamur demeden polis zoruyla direkt dışarı attı. Zaten kim değildi? Ben aslında ya 50 yaş alamıyorum. 2,5 yıl oluyor. Migros'ta çalıştım bir temizçi olarak. Burada yaklaşık 2 ay önce bir eylem yaptık. Bu bizim zamlarımız için müdürler geldi, söz verdiler. Migros'un kendi üst elemanı gelen müdürleri geldi, söz verdi. Dedi ki bana gel başla, bir düzenleme yaparız dedi. Biz de tamam dedik. Herkes yine aynı o şekilde iş başını yaptı, devam etti. Birinci ay bir gel başı geldi geçti, birinci ay geldi bitti, ikinci ay neredeyse bitecek. Kendi aramızda bir temsilci olarak bir 4-5 kişi seçtik. Getirilen müdürlerle görüştüler. Migros'un kendi öz müdürlerine, yani taşınan müdürleri de değil, Migros'un öz müdürlerine görüştüler. Görüşme sonra geldi bize iletti. Dedi kardeş dedi ki bu sizin bizim şartlarımızı kabul etmiyorlar dedi. Dedi ki bir %54 zam vermişiz zaten bunlara. Onlar zaten diyor ki bu %54'ü onlar vermiş. Zaten %54'te 50, %52'de kaçtı. Bu normalde bizim hakkımız, bu devlet bunu bu zamı zaten vermiş. O kendin planlarına göre, yani biz işte bu zamı size vermiştir, siz bu zamla yine aynı şekilde devam edin. Onlara verdi zaten zam %7 mi, %8 mi, öyle bir rakam verdiler. Zaten o da 200-300 milyon para yapıyor. Biz temsilciler olarak bu bize yok. Normal paletine, trans paletine ona çekiyorlar. Onu da o arkadaşlara vermişti. Biz temizci olarak şu anda orada çalışıyor şu anda. Bize 1 lira dahi bir zam vermişti. Yani ben gittim kendisine Özgür'ün şeyine konuştum. Metin Bey'le konuştum. Metin Bey dedim tamam mı da sen bunları insanları hepsi yapıyorsun. Sonra bize Özgür'ün en almanlarıyız. Taşrolü'nün en almanı. Biz de burada çalışıyoruz biz temizci olarak. Bunlar insan nasılsa biz de normal bizim hakkımızı istiyoruz. O da dedi ki sizin hakkınız budur. İster kabul edin, ister kabul etmeyin dedi. Ben kendi şahsım olarak ben birkaç kişi kabul etmedik. Pazar günleri, bayram tatil günleri geliyor çalışıyoruz. Normalde %100 olması lazım değil mesailerimiz. Onu da hafta içerisinde göre daha düşük bir şey veriyorlar. Mesai saatlerini veriyorlar. Diyelim 10 lira alıyorsa bu sefer pazar günü olsun, bayram resmi tatil bayramları olsun, bunu da 5 liraya indiriyorlar. İşimiz olsa, bir hastamız olsa, bir izin istersek, o da yani zorla zorla izin istiyorlar, gidiyorduk. Mesela bırakmıyor, mesela zoruna bıraktırıyorlar. Servise gidip geliyor, mesela diyelim saat 9'da sonra mesai oluyor, adam seni işe çıkarıyordu. Diyorsa mesela kalmıyorsan git, kendi imkanına git. 7'ye kadar, 9'a kadar. Biz kendi imkanlarımıza gidiyoruz. Bazı gün oluyor da cebimizde para yoktu ki burada dolmuşa binelim eve gideyim 2 dakikalık bir yolda. O karda hep gülerek eve gidiyoruz. 2 çocuğum var. Şu anda benim bu kızım zaten okula yeni başlamış. Benim kızım zaten biraz rahatsızlığı var. Yaklaşık 2 sene oluyor. Bu diz kapakları sürekli ağrıyor. Ona herhangi bir tedavisini göremedim. Bir sürü hastanelere de götürdüm. Özel hastaneye götürmek için de benim imkanım yok olduğu için götüremiyorum. Yaklaşık 11. ayda bu kız nefes darlığı yaşadı bu sefer. Sürekli götürüyorum, tedavisini yaptırıyorum ama sandu bana uzun bir süre vermişler. 4. ayda 12'si. Ben geçen günde tekrar kız Ali Pena alıştı. Hava vermişler. Hava ağzına sıkıyorum ama nasıl? Hava bir fayda etmiyor burada. Tekrar hastaneye götürüyorum. Yan bir serum veriyor, yan bir ilaç veriyor, yan bir hava veriyor. Ondan sonra kendine geliyor, bir daha kocama alayım, bir daha eve getiriyorum. Mesela nasıl alıyorum? İşte arkadaşlar, yani dostlar, dostlar olsun, işte yardımcı oluyor. İlacım, kızım ilacını mı alıyorum? Bu şekilde alıyorum. Şu anda bir tane bir hava vardı, burada yaklaşık 1-1,5 ay önce. Ben o kızı, o havayı alamadım. Neden? Para olmadığı için alamadım. Olsaydı alırdı. Bazı günü olur zaten bu çocuk, bu da süt içiyor, bu da süt içiyor. Akşamları süt içmese yatamıyorlar. Yani bir paket süt alamıyorum çocuklarıma. Asker ücretlerden kendisi gelsin, bir otursun, 3-4 tane çocuğuna baksın, faturalarına baksın, elektrik, doğalgazın parasını şunu yorulsun, hele bakın kendisi geçim yapabiliyorsa,
O zaman biz diyeceğiz ki kardeşim helal olsun, adamı geçimini yapıyor askeri ücretler. Biz niye yapamıyoruz? Faturalar ne kadar geliyor? Ne geldi faturanız? Fatura mesela geçen ayınkini ödememişim. 510 lira doğalgaz faturası gelmiş. 180 lira su faturası gelmiş. Zaten benim elektriğim de zaten şu anda icralıktır. Ödemediğim için şu anda icralıktır. Normal şu anda benimki kaçak şey gözüküyor. Fatura geliyor ama ödemesini yapamıyorum. Eşim aldığında her gün avukatlar arıyor. Gelip evde dedim gel evde ne varsa al götür dedi. Neyim al canımı alacaksın? Evde bir şey de yok dedim diye götüreceğim. Bir televizyon var bir tane bir dolabı var. Bir tane eski çamaşır makinesi al dedim diye geliyorsun onu da al üstü götür al götür dedi. Şimdi dolapta diyeceğim dolapta dolu. Dolapta ne var Allah aşkına? Bir peynir var bir salça var. Başka ne var dolapta? Hadi diyoruz ya. Çamaşır makinesi yine aynı. Kırık belediyede başvurdum. Getirmediler. Şu anda bu onun kapandığı zaman kapanıyor. Ama açamıyor. Niye açamıyor? Eski çamaşır makinesi olduğunu açamıyor. Eşim yani bir bıçakla, bir kaşığına, burasına koyuyor. Açıyor, öyle kış yapıyor. Kış ne geldi var? Mesela kışlık yapılır. Hani kışlıklarınız, şeyleri yapar. Yok yok, ne kışlık? Biz yazlığı bulamadık. Bir de kışlık mı yiyeceğiz? İmkanı bazı eleman mesela kendi bütün kışlıkları bir topluyor, hazırlıyor, yazında seni görür. Biz nerede o? Biraz zor o hikaye. Biz kendimiz değiliz, yapamıyoruz. Yok ki, olsa o da yapardı. Bir çocuğuma bir yatak odası alayım. Ha, bir yatak odası alayım, şey yapayım. Ama imkanlar olmadığı için bir yatak odası alayım. Yok sadece yok. Bir şey. Çocuğun bir gardırobu var, o da yani. Kim istemez ki kendi çocuğuna şey yapsın. Bir tane yatağı olsa. Çocuğum bunun üstüne yatıyor. İnkardan dolayı bunun üstüne yatıyor. Bu döşenin üstüne yerde yatıyor odada. Niye bunun üstüne yatsın? Niye de onda? Sanki ki çocuklarına eksikti. Bu da rahat bir yaşamak istemez mi ki? Şimdi bir rahat yaşama varken, böyle bir sefalatı şey yaşamak varken, bu sefalatı şey kimse yaşamak istemiyor. Herkes rahat bir yaşamak istiyor. Vallahi yemin ederim ben yüzünü zor zor görüyorum. Bak mesela benim bu kızım bugün et istedi. Dedi baba bana bir et al. Alamadı. Çünkü olmadığı için ben nasıl alacağım? Hadi gel ben alayım. Ama çünkü onlar rahat yaşamak için villalarda, saraylarda yaşıyorlar. Bizi duymamaktan geliyor. Onlar da zannediyor ki biz de onlar gibi rahatız. Herkes gülüp gülistan geçiniyor. Herkes şeydir. Onlar zannediyor. Gelsin milletin işini, evini bir derdi, millet işini, derdini dinlesin. Kadın senin bir sorunu var mı, sıkıntı var mı, neyin var, neyin yok. Sen nasıl geçiniyorsun? Bu askeri ücrete sen nasıl geçiniyorsun? Kimse gelip bize soruyor mu? Sormuyor. Köle gibi bizi yerine koymuşlar. Çalış babam, çalış. Yani kölelerle bir farkımız yok şu anda orada. Diyelim bu zam gelmeden önce çocuğuma giriyordum. Mesela canı bir şey istiyorsa da yine alabiliyordum, getirebiliyordum. Kızım ettiyse mesela diyeceği getirebiliyordum. Süt isterse sütünü getirirdim. Çünkü o zaman geçen seneki şartlar bu şarttaki şartlar bir değil. Zamlar başına alınmış gitmiş. Ben nasıl kalkayım diyeyim ki öyle ben rahat rahat geçiniyorum diye. Geçinemiyorum gerçekten zordu. O zaman da zaten geçim derdi var. Ya o zaman geçim derdi var ama bu şimdiki kadar dal değil. Şimdi daha gerçekten zor olmuş. Ya artık daha buramıza gelmiş yani. Ha biz kuru ekmekle tamam. Büyüğüz. Bir kuru ekmekle yani yine idare edebiliyoruz. Bir şey yapabiliyoruz. De gel bu çocukla bakın bir kuru ekmeğine nasıl dayanacak? Bunun sütü var, beslemesi var, bezi var, şeyi var, buyunu var. Hadi gel de ona yaşasın bak. Ben burada kaç ay önce de doğalgazı kullanıyordum. Baktım bu zamdan dolayı ben doğalgazı da kullanmıyorum artık. Niye kullanmıyorum? Benim çocuklarım tamam. Isınıyordu ama nasıl ısınıyordu? Sabah koruyorum bu şarttan dolayı. Doğalgazı kullanamam. Çünkü benim gücüm yok doğalgazı kullanmıyorum. Ancak bir sobana, sabah akşam birer tane birkaç parça odun atarım içine. Onlarla çocuklarımı idare ediyorum. Yemin ederim, iki cuma günü, ben bir gün eşimi alıp da yani sahil olsun, park olsun, eğlence yeri olsun, dahil bile gitmemişim. İki imkanlar olmadığı için götüremiyorum. Ya kim istemez? Bak mesela dün sevgililer günüydü. Değil mi? Eşime bir şey alamadım. Niye? Olmadığı için eşime bir şey alamadım. Olsa da herkes gibi, ben de eşime tabii ki bir çiçek olsun, bir hediye olsun. Ben de eşime alıyordum. Kızım bir haftada kendi kendini yiyor.
Diyor baba diyor sen anneme sevgili günü bir şey aldım dedi. Ben de kızım diyor tamam alacağım. Vallahi hiç iyi gittiğini düşünmüyorum. İşte aynı o sistemde nasıl gelmişse ile devam ediyor. Ekonomi düzelmiş, düzelmemiş. Biz aynı o şartta yine hep sürekli 19 yıldır ben evliyim, 20 yıldır evliyim. Aynı o şartlarla devam ediyorum şu anda. Mücadelemi ediyorum. Elimize gelene kadar yani bütün herkeste destek bekliyoruz. Bütün sosyal medyada olsun, bu mikrosunuz bize işte çıkartına dahil. Herkeste destek bekliyoruz. İşimizi geri istiyoruz. Yani gidip de insan gibi bir 4 liralık zam için bizi işimize geri alsınlar. Biz işimize devam edelim. Sulu çözümümüze rızkınızı yani el koymasınlar diyorum.